diyor ve fazla kilolarımızdan kurtulmak istiyoruz. Bunları doğal yolla nasıl önleyebiliriz? Fazla kilolarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Evet, kilo tabii ki çok büyük bir problem. Şimdi televizyonlara görüyoruz. Bize diyor ki protein ağırlıklı beslenin. Evet, yumurta, peynir istediğin kadar ye, kilo asla almaz. Evet. Öbürü diyor ki karbonhidrat ye, karbonhidrat. İstediğin kadar karbonhidrat ye, kilo almazsın diyor. Çok komik. Evet, Yani kimisi de günde 5-6 kere yiyin, öğünlerinizi 6 defa artırın. yiyin diyor. Evet, Evet. azar azar yiyin. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Kimisi Hepsini. 7'den sonra yemek yemeyi meyveyle beslenin. Artık meyveler bile zararlı olduğunu söylediler hocam. Fazla meyve tüketmek de kilo almana sebep oluyormuş. Evet. Akşam yenilen meyveler. Geçen televizyon programında çok komik konuştu. Hatta bir profesör doktor yoğurt bile yemeyin dedi. Evet. O da çok komik. Ona da biraz güldük tabii. Başka bir diyetisyen de dedi ki karbonhidrat asla kilo yapmaz. İstediğin kadar karbonhidrat. Yani istediğin kadar ekmek, mantı, makarna, börek, çörek ye. Kilo yapmaz dedi. La ilahe illallah. Ona da uzmanım diyor. Kalkıp televizyonda konuşuyor. Yani önemli bir televizyona çağırmışlar. 6-7 kişi. İçerisinden bir tanesi doğru söylese Allah için yani. Yani doğru bir şey söylese, güzel bir şey söylese. Evet. Uzmanız diye çıkıyorlar. Her diyetisyen uzman saçma sapan. Bir diyor ki yoğurt zararlı. Dünyada ilk Türkiye'de oldu bu. Yoğurt zararlı diyen bir profesör çıktı. Dünyada ilk. Yoğurt vücuttaki Zararlı yağ diyen. parçalayıp atmamıza Evet, sebep klinik oluyor değil mi araştırması yapılmış. hocam? Onu anlatacağım. İlk uzman bizden çıktı. Maşallah. Nerede yaptıysa bu klinik araştırmasını. Evet. Yine ilk Türkiye'de bir profesör çıktı. Isırgan zararlı diyen. O da malum kozmik bir profesör. Kendi ilgi alanının dışına çıktı. Peki hocam hani zararlı demiş ya yoğurt hakkında zararlanmış ve kilo verdirmeyeceğini söylemiş. Bunun belirli bir yoğurt için sınırlaması var mıdır acaba? Hani Hayır tek hayır. bir yoğurt için Şimdi söylemiş olabilir mi? Yağlı, yağsız, Tennessee Üniversitesi'nde yapılan sütlü, sütsüz. araştırmalarda yoğurt yiyenlerde yani diyelim ki iki grup. Bir grup diyetine efendim şunu şunu yemiyor yanında ama yoğurt da yiyor. Diğeri yoğurt Evet. yemiyor. Yoğurt yiyenler yemeyenlere göre %61 oranında daha çok yağ yakıyor vücudu. Yani daha hızlı zayıflıyor. %25 oranında diğerlerine göre mesela yoğurt yemeyenler bir ayda 10 kilo veriyorsa diğerleri şey Yoğurt 8 kilo yiyenler veriyorsa 2 kilo daha fazla daha kilo veriyor. fazla verir. Yoğurt Evet. yiyen hem daha fazla kilo veriyor hem bağırsak florası düzene giriyor çünkü yoğurtta probiyotik, prebiyotik dediğimiz Diyeceğim faydalı falan var. bakteri çok. Faydalı bakteriler zararlı bakteri ve mantarları azaltıyor. Toksik madde bağırsaklarda kokuşmayı önlüyor. Bu nedenle yoğurt çok çok önemli. Peki hocam, yoğurt yemeyenler kalsiyumu sütten alarak faydalanabilirler mi? Diyet yaparken. Faydalanabilir. Fakat peynirle tehlikedir. Yani şimdi şurada yoğurt dedik fakat peyniri unuttuk. Peynir tehlikeli. Neden tehlikeli? Peynir demek yağ demek. Yağ, yağ asidine. Neden? Çünkü yağsız peynir bile %32 yağlı. 35 yağlı. Yağlı peynir %65, %70 yağlı. Evet. Yağ neye dönüşür? Yağ asidine. Yağ asidi aside dönüşür. Asit ne yapar? Fazla asit. Asit kandaki kalsiyumu mıknatıs gibi emer. Kalsiyumu emer. Kalsiyum emerse ne olur? Damarların iç yüzeyinde kalsiyum çekilerek emildiğinde, yok olduğunda ortaya bir delik çıkar, yırtılma olur. Evet, Bu asitliğin içecek yama erimesi olur kemik erimesine de sebep olur. damarın iç yüzeyinde yama oluşur. Evet. Şey, kalsiyum o delik mesela açıldı diyelim. Kalsiyumu asit kendine çekti emerek mıknatıs gibi. Damarın içerisinde endotel dokuda ortaya çıkan bu açık neyle kapatılacak? Kolesterolla. Kolesterol kalsiyumun görevini göremez. Ne olur? Yama gibi olur. Damarların iç yüzü zamanla ne olur? Peynir yiyenlerde, aşırı sucuk, salam, sosis, yağlı et yiyenlerde damarları aynı su borusu diyelim ki bahçenizi sulayacaksınız ama su borusunu çocuklar sağından solundan delik açmışlar diyelim. Sulayamazsınız çünkü her tarafından su Her akıyor, taraftan sızıyor. sürekli. Damarlar da böyle sıvı sızdırmaya başlar. Bu nedenle ödem oluşur. Bir, asit damarların iç yüzündeki kalsiyumu emer. İki, kemiklerdeki kalsiyumu emer. Üç, hücre içerisinde kalsiyum özel tüplerde muhafaza edilir ve enerji üretiminde kullanılır. Katalizatör olarak
Yani enerjiye dönüşürken hücre merkezinde endoplazmik retikulum denen enerji depolayan merkezler var. Bu merkezlerde kalsiyum özel tüplerde muhafaza edilir. Sanayide oksijen tüpleri var ya. Hocam önemli bir şey söylüyorsunuz aslında. Yani peynirin vücudumuza zararlı olduğunu söylüyorsunuz. Zararlı değil, tehlikeli. Tehlikeli olduğunu söylüyorsunuz. Onu açıklıyorum işte. Niye açıklıyorum? Neden söylüyorum bunu? Açıklamasını yapayım. Şimdi hücre merkezinde, hücre içerisinde organeller var. Organel. Evet. Hücre içerisindeki küçük yapılara organel denir. Endoplazmik retikulumun içerisinde enerji depolanır, protein depolanır vesaire. Ayrıca kalsiyum depolanır. Kalsiyum özel tüplerde muhafaza edilir. Özel tüp. Evet. Bu tüp sanayi tüpü değil. Çelik tüp değil. Lipid. Yağ tabakası. Özel bir lipid içerisinde muhafaza edilir. Şimdi, organik tüplerden hocam. Organel içerisinde lipid. Kalsiyum bu tüpler içerisinde muhafaza edilirken eğer ki asit oranı yükselirse tüpün içerisindeki kalsiyum asit kendine çeker. Mıknatıs gibi ne olur? Lipitte bu tüplerinde arıza meydana gelir. Delinmeler olur. Bunu kim buldu? Dünyaca çok meşhur bir Türk doktoru. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik hastalıklar ve kompleks hastalıklar ana dilim başkanı. Dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Evet. Kalsiyum yetersizliğinin nelere sebep olacağını, şeker hastalığı, obezite ve kolesterol tetiklediğini belgeledi. Hotamışlıgil. Evet. 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Ama Türk olduğu için Nobel ödülü verilmiyor. Vatandaşlığa geçerse Amerikan vatandaşlığı belki o zaman Nobel ödülünü alır. Nobel ödülünü alabilir. Evet. Alman vatandaşlığına veya Amerikan vatandaşlığına veya İsrail vatandaşı olursa bir tane değil 10 tane Nobel ödülü alır. Ama Türk olduğu için alamıyor.